Herkese selamlar ehali. Yeni bir haftadan, pazartesinden merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Kırmızı Orman'dan sizleri selamlıyorum. Biliyorsunuz ki son iki bölüm demiştik. Üçüncü sezonu bitirmek için şimdi onlardan birini oynayacağız. Tabii ki bu bölümde her şey belli olmaz. Çünkü son bölümde de bu puan yarışı kesinlikle devam edecektir. Ve Sıralamadaki yerimiz çok önemli çünkü ona göre para kazanacağız ona göre Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde bir yerde kendimizi bulacağız ve bunun akabinde de dördüncü sezon planlaması yapacağız Manchester United Nottingham yani iki kırmızının ama iç sahada sert dolu yağışı eşliğinde ormanda Manchester'a kök söktürmemiz gereken bir maç 35 puandayız yedinciliğe kadar geriledik bu bölümde de yine şu bölgelerde kalmamız lazım ki son bölümün heyecanını yaşayalım. Tabi ligdeki ilginçlikler Arsenal 8. Manchester City 9. sırada Aston Villa 4'te duran şekilde. Fikstürümüzü hatırlamamız gerekirse sizinle birlikte bir Leeds, Wolves ve Tottenham maçlarını oynamıştık. Buradan bir Tottenham mağlubiyetiyle ayrıldık. Bu bölümde şimdi gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışacağız ama bölümde yine Kupada Arsenal ile eşleştik. Manchester United Aston Villa ile direkt hedef maçımız. West Ham yine aynı şekilde. Buradan yapabildiğimiz kadar maçları yapalım. Bir sonraki bölümde de 3. sezonu bitirelim istiyorum. Taktik ekranına gelecek olursak Pembele'nin müthiş formundan bence hepimiz memnunuz. Çünkü 22 maçta 8 asist 1 golle 9 gole katkıda bulundu. Aynı şekilde Barış işte 5-6 asisti var. Yani 15 üzerinde gole katkımız var kaç maçta 23 maçta beklerimizin önemini bu yüzden hep vurguladım. Bu ikili hücuma büyük katkı yapacak. Bu ikili golleri atacak. Bu üçlü orta sahayı iki bölge arasındaki hem savaşacak, hem iki yönlü oynayacak, hem de yetenekli olacak. Üçlü de bu işin savunmasını yapacak şeklinde planlamıştık. Böyle de götürebildiğimizi düşünüyorum. Zaten ilk 11'deki birçok oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz. Şimdi İngiliz kraliyet ailesinden aldığı yetkiye dayanarak İngiliz futbolcuları çok fazla transfer etme işimizin eleştirisini yapan arkadaştan sonra Berkcan Hocam da Barbados Ülke Ocakları Başkanı olarak her sezon bir Barbadoslu transfer ediyorduk. Artık niye transfer etme işimizi sorguladı. Yanı sıra Davuda mülteci dediğimiz için bir de Nottingham Forest yaverleri böyle bir taraftar grubu çıktı. Davut Nottingham'da kalmalı mülteci değildir bizim oyuncumuzdur şeklinde sloganları var. Ama hiç kusura bakmasınlar sezon sonu mülteciyi çadırıyla birlikte gönderiyoruz. Tabii ki yine yedeklerden gönderilecekler var. Mesela Hamza Çodri falan bunları sonra yine konuşacağız. Şimdi kaptanımızı seçelim. Hector Herrera zaten Herrera'yı da biliyorsunuz Granit Çakan'ın sakatlığı üzerine aldık. Yarım dönem şans vereceğiz performansına göre o yüzden çok para harcamadık. Hector Herrera değil de Edin Dzeko'yu kaptanlığa taşıyabiliriz. Evet bu transfer gerçekleşti. 30,5 milyon euro Halil Dervişoğlu'na verdi Fenerbahçe. Çok enteresan. Bir arkadaşımızdan çok özel rica istek minnet şeklinde gelmişti. Regner Açay'ın profiline bakmamızı istedi. 22 maç 10 gol atmış şu an Türk gücünde. Bunun bizde alakası yoktur muhtemelen ama yıl 2024 olduğu için görmek istemiştir. Biz de kendisini kırmayalım ve Manchester maçına geçelim. Diego Simeone'nin Manchester'ını konuk ediyoruz. Kaptanları Ronaldo önderliğinde karşımıza çıkacaklar. Biz ise iç sahada Selke ve Ceko ikilisini ileride tercih ettik. Orta sahaya Kaptan Monçu, Aleksandra Pulos sonunda dönüyor. Ve Kubo üçlüsü bence çok güçlü olacaklar. Barışçı tekrar sola koyduk. Platen artı 3 milyona gönderdik. Igor, Dive ve genç oyuncumuz Williams'ı bu sefer tercih ettik. Manolas'ta biraz form düşüklüğü var. Evet biliyorum uyum konusunda Manolas, Dive ve Igor üçlüsü uyum açısından iyi gidiyor ama performansta da bir düşüklük var. Sol tarafta barış işledik. Sağ tarafta hedefimiz olan transfer hedefimiz olan pembeleyi kullandık. Karecimiz iyi durumda. Yedeklerde yine Atzili var. Sangare var. Sadik var. Herrera var. Kadromuz bence bu maçı güzel bir şekilde oynayacaktır ve hak ettiğimiz yerde kalmaya devam edeceğiz. Selke de iyi başladı. Evet Burada tek bir kırmızı vardır. O da bizdir. Biziz. Hakiki kırmızılarız. O yüzden mavi forma ile çıkıyor Manchester United. Şimdi Fernandez çok erken bir gol yiyorduk az daha. Tabi insana da tuhaf geliyor. Şimdi biz kaçmaya çalışıyoruz. Kovalayan kim? Arsenal ve Manchester City hemen arkamızdalar puan olarak. Yani onların önünde olup onlardan kaçmaya çalışıp Aston Villa'yı yakalamaya çalışmak biraz tuhaf geliyor. Bu senelik bir hayli karışık gidiyor ama çok fazla puan toplamamız lazım. Çünkü burada kalmak hiç kolay olmayacak. Onlar belki bu saatten sonra her maçlarını kazanacaklar ama eyvah. Bu çok korkunç bir şey. Borna Barış hiç sakatlandı ve bizim ikinci bir sol bekimiz yok. Buraya mecburen Igor'u tercih edeceğiz. Olası alsak oyuna yoksa bir ön libero mu alsak ikili bırakıp bir ön libero alalım. Hector Herrera'yı buraya koyarız. Şöyle yapalım. Hector Herrera burada. Alexandra Pulos savaşçı orta saha savunma olurken Hector Herrera da defansif oyun kurucu destek olsun. Kubo yine 7 ile oynuyor merkez orta sahada. Ceko Selke ikilisi bu şekilde. Şöyle bir yerlerini değiştirelim. Ceko'ya yardımcı forvet diyelim. Birazcık Selke'yi izleyelim bu rolde. Diğer yandan Igor kanat bek hücumu kaldırır mı? Aslında kaldırabilir bu yetkinliği var. Değişiklikleri onayladık. Umarım çok uzun süreli bir sakatlığı yoktur. Maçı da çok kötü götürmüyoruz. 9 şutumuz falan var yani. Şimdi Selke. Selke'den Takefuso Kubo bıraktı. Igor. Igor Divandelen. Kubo. Igor. Yap ortanı. Deyvi Selke. Edin Dzeko. 17. golünü atıyor kral. Edin Dzeko. Maç sonu yine bir Ancelotti sevinci geliyor. Igor ben bu görevi de yaparım hocam diyor. Ortaladı. Selke çok güzel bir kafa vuruşu. Seken topu. Ceko. Zaten istatistikten de belli. Fena oynamıyoruz. iyi götürüyoruz bu maçı. Şimdi geldik değişiklikleri zaten yeni yaptık. Williams'ın 6 oluşu biraz düşündürücü. O yüzden hemen Manolas takviyesi yapıyorum oraya. Bundan sonra bu değişiklik ve bu anlayışla da bir süre gideriz. Evet haydi beyler ben size süp verseniz diyorum. 46 veya 49. dakika golü yemiyoruz. Onu atlattık. Herkesin morali tam. Herkesin performans reytingi yüksek. 15 şuta ulaştık. Igor şimdi Selke hata yaptık orada. Ronaldo araya Herrera giriyor. Şimdi Selke. Selke götürüyor. Adamsın. Taşıdı topu Ceko'yu gör. Ortala Ceko'ya. Kralı aç. Ama kralı açacaksınız beyler orada artık. Evet pembele devselke devselke 2-0 gerçek kırmızılar 2-0 önde şimdi dakika 58 biraz daha bekleyelim 70'lerde bir oyuncu değişikliği biraz rolenti işi bitir orada büyüm var mert muska falan diyorsun bir şeyler diyorsun sürekli sol tarafa ne koydun kapan mı kurdunuz ne yaptınız Bak anti taraftar grupları da çoğalıyor. Artık stadı dedektörle aratacağız maçtan önce. Bu nedir ya? Şimdi patatesi avuçladık. Dive orada oynamaz. Manolas oynamaz. O zaman pembeleyi oraya alıp Estevesi buraya alacağız. Demokraside çareler tükenmez ama bizi üzen şeyler oluyor. Buradan sadece oyunu yavaşlatacağız. Top kaybedildiğinde yine presimizi falan yapalım. Pres şiddetimizi azaltalım. Rakip kaleciye baskıyı azaltalım. Topa dalı azaltalım ki yoğunluğumuz da biraz azaltsın. Diğer hamleleri daha da sonra yapacağız. Süpersiniz dedik. Şu bir 70'leri geçelim. Ayıp Manchester ayıp. İki tane sol oyuncunuzu sakatladınız. Pogba şimdi terse güzel top attı. Jadon Sancho çıkardı. Yok artık ona penaltı istemezsiniz. Bu yememeliydik bence. Bu yememeliydik. Ucuz bir gol yedik. Gol gol bu. Offside yok. Nasıl ya hocam? O hocam hocam tamam tamam pardon ben görememişim. Roland beyler Roland. Roland. Daha yavaş oynuyoruz. Daha yavaş. Daha yavaş. Evet. Evet kaptan. Selke. Giremedi araya. Giremedi araya. Çok aşırı pres değil. Sadece kapatalım. Fernandez kaçmasın. Ronaldo. Rashford. İyi top çevirdiler. Ronaldo. Ronaldo gene mi offside? Bu sefer verir ya. Bu sefer gol. Yani o golün atlattıktan sonra bu golü yememiz hoş olmadı. Şimdi Timothy Pembele ters ayağıyla zorluyor. Kaptana bıraktığı David Selke. Offside yok hocam. Onu verdiysen bunu da vereceksin. Aynı pozisyon. Ne demek iptal edildi ya? Aynı çizgide adam. Aynı çizgi bak bu, bu kolu kolunu sonradan çekiyor. Şimdi Rafael Varan gönderdi. Sancho kapatalım beyler kapatalım. Evet Manolas, Herrera, Ceko. Ah kubu ah biraz düzgün versen şu pası. Üçü atacağız. Esteves, Ceko güzel tek top. Esteves şimdi çevirdi. Nasıl çevirmek o ya? O nasıl çevirmek? Manolas harikasın Ronaldo'ya top aldırmıyor. Edin Ceko aradan. Evet. Evet Esteves. Vur. Of. Nasıl çıkardı onu ya. Bir dakika ya ne oluyor? Selke'yi de sakatladılar. Ama gerçekten ayıp ya. Ciddi anlamda ayıp yani. Kısa pas. Tempo düşük. Ne diyeyim ki yani. Dağılımı koru. Kademeye dön. Beklere de verebilirsin. Bir tık geri. Bir tık geri. Pres şiddeti az. Sıkı markajı kapat. Offside taktiğini kaldır. Biz de dalalım abi. Biz de dalalım. Bizim ayağımız yok mu? Kırın. Kırın. Kol, bacak. Kopartın bir şeyler. Böyle bir şey olmaz ya. Bak artı altı da maçı uzatıyor hakem. Üç oyuncumuzu sakatladınız. Bir de artı altı veriyoruz. Satılmış maç. Hakem daha doğrusu. Biz maçı satmadık da yanlış söyledim orada. <laughs> terse. Offside o dingil. Tamam. Bitir hoca şimdi. Şimdi bitir. Güzel. Güzel. Manchester'ı tak tak. O biçim tokatladık. 3 oyuncumuzu sakatlığa kurban verdik. Umarım umarım sıkıntı büyük değildir. Hadi bakalım şimdi sakatlıklara. Bu sonuçlar ardından biz 38 puandayız. Nottingham'ın arkasında Arsenal 37, City 35'te kalmış. West Ham'ı e aşağı ittik. Buralar gerçekten çok karışık. Bu ikili gülü oynaya gidiyorlar ama buralar tamamen perişanlık. Igor 3 hafta boyunca yok. Davis oh 3 gün güzel. Borna Barışiç 3 gün çok iyi çok iyi. Yani Barış için 3 günde dönmesi harika. Ceko'da kondisyon sıkıntısı var. Tamam bir hafta dinlendiririz Ceko'yu. Evet asist rekoru kırmaya yolunda 25 maç 10 asiste ulaşmış çok büyük oynuyor. Kiralık özetlerimizde Dakur 23 maça çıkmış 6 asist 1 gol 7-0-9'da. Axel Witsel 20 maçta 2 gol 1 asist 6-96. O da fena oynamamış. Yani Davut yerine Witsel'i bıraksaymışız. Bu arada Dragovski de ağlıyor gitmek istiyor. Yapacak bir şey yok kendisinin gitmesini biz de istiyoruz. Şöyle 7.5 kabul edelim. Bunun toplam bedeli 7. Şu iki tane 6 milyonluğu kabul etsek mi? Bunu kabul etmeyelim. 3.3 milyon diyor. Yok seni de kabul etmiyorum. Adam gibi para verin. Dostlar şimdi Sühtenten maçına çıkacağız. Ama bu maç da iç sahada. Bunun güzel yanı olması bu. Fakat e, Barış için sakatlıktan döndüğü için kondisyonu sıkıntı. Davis Erken'in kondisyonu sıkıntı. Igor sakat. Şaka sakat. Bunların dışında Ceko'yu dinlendirme tavsiyesi geldi. Şimdi düşünüyorum Davut'la Dragoski zaten saymazsak burada Sangare, Hamza Çodiri ve Ömer Atzili var. Ben burada nasıl başlasak diye düşünüyorum. Sadik, Kubo ikilisi başlasın. Herrera, Monchu, Pulos. Bence böyle güzeliz ya. Böyle çıkalım. Sol bekimiz yok şu anda. Barış içi de yormak istemiyorum. O yüzden pembeleyi oraya koyarken Esteves'i sağ koyduk. Büyük Nottingham'lı pembele bence sol ayağından da orada oynayacaktır. Ümit Özat misali. Ona Ümit Özat kasetleri izlettik. Böyle nasıl çekecek falan ellerini nasıl dengeyi kuracak ortalayacak. İleride ise bu sefer Sadi'ye şans verirken Kubo'yu daha öne çektik. Bir sıkıntı olursa Kubo'yu tekrar yerine çekeriz. Alternatif bir forvet sokarız. At zili var. Şimdi Williams. Genç ve yeni stoperimiz. Ve İngiliz. Bakın. Sadik arkadan. Hocam taban maban bir şeyler var orada. Verilmedi. İstatistik olarak maç hızlı başladı. Dörder şut var. Şimdi kaptan ortaladı. Arka direk. Divev biraz geç kaldı. Manolas'la tazeliyoruz. Dışarıya çıkardık. Divev. Manolas. Aleksandra Pulos. Herrera. Pembele. <laughs> Müthiş ortaladı yine ama. Sadik yine saçma pozisyonları kaçırmaya devam ediyor. Bence Sadi'yi güzel bir paraya satarız diye düşünüyorum dev dönem sonunda. Çünkü Selke, Ceko ikilisini kullanırken Sadik bizi rotasyon olarak çok mutlu etmiyor. Eskisi gibi böyle zımbalayamıyor. Hani bozuk saat gibi günde bir sefer doğruyu gösterir misali. Yaremçuk da bu kadar atıyordu. Güzel müdahale. Kaleci müthiş kurtardı. Bravo kale. Hızını alamadı. Out'ta kornerde de bir daha kurtaracaktı. Rose şimdi ortaladı. Kalyeri. O bu harif buraya mı gelmiş? Hayır. Kostas Manolas da sakatlandı. Olmaz dediğimiz ne varsa, yaşamayalım dediğimiz ne varsa hepsi başımıza geliyor. Şimdi Manolas'ı buraya çıkartacağız. Aleksandra Pulos'u buraya aldık. Savaşçı orta saha savunma dedik. Manolas'ın yerine şöyle yapıyoruz. Herrera'yı buraya, Kubo'yu buraya, Forvet'e ise Omar at zilini alıyoruz. Herrera'ya ise burada defansif oyun kurucu destek diyoruz. Siz devam edin beyler. Oyunculara başarabilirsiniz dedik. Kostas Manolas da gitti. Şimdi Pavlenka ile başladı Southampton. Southampton ya da. Evet. Bu pas trafiğini keselim. Junior indirdi. Araya giremedi Esteves. Junior şimdi koşan arkadaşı yerine Esteves'e bıraktı topu. Herrera. Alexandra Pulos. Esteves. Kubo çok güzel terse bıraktı. Pembele vurdu direkten döndü. Timothy her yerde deniyor. Her yerde oynarım hocam diyor. Koy beni forvet ediyor. Yeni Ömer Bayram'ımız. Siyahi Ömer Bayram. Şöyle bakacak olursak kondisyon olarak Kubo'yu biraz sıkıntılı görüyorum. Performans olarak çok da bir problem yok. Aleksandropoulos'un yerini değiştirdik zaten. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tempoyu bir tık kısalım. Buradan da presi bir tık azaltalım. Bir tık geri bu şekilde kalalım. Onları da ortaya zorlayalım. Yani kondisyonumuz çabuk tükenmeye ve sakatlık vermeye başladık. Başarabilirsiniz dedik. 10 şuta ulaştık. Fena oynamıyoruz. Kaptan ortaladı. Williams vurdu. Yine direkten dönen top ama bu sefer at zili. Southampton gördü at zilini. Pembele bıraktı Sadik. Kubo pembele. Herrera güzel paslaşıyoruz orada. Pembele pembele. Vuruş denedi olmadı. Esteves tersten şimdi. Hocam hareketi gördün değil mi nasıl tekme atıyor? Pembele solundan aldı sağına çekti harika orta yaptı ama dışarıya vurduk. Şimdi bir ikinci değişiklik daha yapalım. Burada Kubo çok yoruldu. Genç yıldızımızı kaybetmeyelim. Mülteciyi oyunu alalım. Bakalım mülteci ne yapacak. Diğer yandan bir 10 dakika sonra son değişikliği yaparız. Devam edelim oyunculara süpersiniz dedik. Şuradan biraz tempoyu zaman geçirme ve tempo durumunu değiştirelim. Bir tık daha geriye çekelim. Topa dalı kaldıralım ki idareli kullanalım gücümüzü, kondisyonumuzu. Davut. Mülteci Davut. Ooo. o Oo, pozisyona giriyor. Ben gol atacağım hocam diyor. Çadırımı hak edeceğim diyor. 75 oldu artık son değişikliğimizi de yapalım. Herrera Alexandropoulos ikilisinden birini çıkartalım. Sangare'yi nereye alsak? Herere'yi çıkartıp Sangare'yi alalım. Değişiklikleri onayladık. Buradan dengeliye geçtik. Kaptan ortaladı. Dive vurdu dışarıya gitti. Talimatlardan artık tempo çok düşük. Pas çok kısa. Geçiş oyunu kademeye dön. Dağılımı koru. Tempoyu düşür. Beklere ver. Artık artık bu şekilde işi bitireceğiz. Süpersiniz beyler. Bitiriyoruz Kırmızı Orman'da. Yine gol yemeden bir galibiyet daha alıyoruz. Sakatlıklara boğuşmamıza rağmen kaptan 8-0'la takımı taşıyor. Süpersiniz çocuklar. Süper. Müthiş mücadele veriyoruz. Bu sonuçlar ardından da 5. sıraya geldik. 41 puandayız. Aston Villa'ya bak ya. Hala kazanıyor. Tottenham gelmiş peşimize. West Ham, burada Arsenal, City, Leicester yine buralara atmışız onları. Everton küme düşmemek için uğraşıyor. Eyvah, Kostas Manolas 4 hafta yok. Evet, beyler şimdi beni eleştirebilirsiniz ama ben bunu yapmam gerektiğini hissediyorum. Bu benim şahsi tercihimdir. Arsenal deplasmanındayız Federasyon Kupası'nda fakat bundan sonraki maçımız kimle? Aston Villa ile. O yüzden biz burada bir temkinli hamle yapmamız lazım. Yani nedir? Kupa'yı boş vereceğiz abi. Burada o kadar bak Esteves yorgun, Aleksandropoulos yorgun, Kaptan yorgun, Kubo yorgun. Yani Pembele aynı şekilde barış iç kondisyonuna kavuştu ama Manolas, Igor sakat. Biz buradan şöyle dönüşümlü kadro az rotasyon diyelim. Pembele yine yorgun ama buraya koymuş. Bence buraya Esteves'i koyalım ki bir sonraki maç için Pembele hazır olsun. Şöyle baktığımızda. Klaric var falan. Buradan yorgun olmayan ve oynayabilecek Sadik var. Selke Ceko mu kalsa? Sadik'i alsak mı? Bence Ceko'yu da dinlendirelim. Şöyle yapalım. Sadik Selke oynasın. Ceko bir sonraki maç ilk 11 oynasın. Orta sahada Kubo'yu da dinlendireceğiz. Dahut'u buraya koyalım. Herrera yerine Sangare bu şekilde kalsın. Divev burada. Klaric, Williams, Borna Barışiç, kondisyonu iyi olduğu için mecburen onu kullanacağız. Bu şekilde ben sonucu göster diyeceğim. Çünkü önemsemiyoruz. Elenmemiz bir problem değil. Bizim için önemli olan asıl Aston Villa maçı. Bunu hızlıca geçelim. Biz lig maçlarımızı oynayalım. Evet dedik. Hector Herrera falan yani büyük rotasyon yapmadık ama kritik oyuncularımızı dinlendiriyoruz. Bakalım Arsenal'e karşı yardımcımızın önderliğinde takımımız neler yapmış? Sonuç geldi. 2-1 yenilmişiz. Jones'u sakatlamışız. Penaltı kaçırmışlar. 1-0 mültecinin golüyle öne geçmişiz. Evet burada mesela kondisyonların ne kadar düştüğünü görüyorsunuz. Devam edelim. Aston Villa maçına geçelim. Evet arkadaşlar. Dragowski'yi 7.75 milyona sattık. 3 milyon almıştık. Şu anki değeri 16'ya çıksa da oyuncu yedek kaldığı için problem çıkardı. Gidene de dur demedik. Şimdi geldik bizim için iki tane kritik maça. Bunlardan ilki Aston Villa. Gerard'ın Aston Villa'sına konuk oluyoruz. Çok müthiş bir formları var. Fakat biz bu deplasmandan puan çıkarmaya çalışacağız. İleri hatta Selke Ceko'yu tercih ediyoruz. Orta sahada Monchuku bu Alexandra Pulos üçlüsünü yine tercih ediyoruz. Defans hattımız biraz karışık. Neden? Çünkü sol beke barış içi döndürsek de sağ beke Pembele'yi koyamadık. Bu sefer stoper attığımızda Igor ve Manolas sıkıntısı olduğu için Pembele'yi stopere çektik. Biliyorsunuz Pembele her yerde oynuyor. Stoper'de oynatacağımız Pembele'nin partneri Williams ve Divev olacak. Sol bekte ise sağ bekte ise Esteves de sahaya çıkıyoruz. Bakalım bu kadromuz Aston Villa'ya karşı galip gelecek mi? Onlar da 5 maçta bir kez yenilmişler. Ruiz gibi tehlikeli de bir forvetleri var hücum hattında. Haydi beyler. Şimdi kalecimiz başlattığı pembele. Estevesi gördü. Esteves'ten Alexandra Pulos. Williams. Williams topu taşıyor. Williams uzun gönderdi ama biraz fazla uzun. Her şeyin fazlası zararlıdır arkadaşlar. Douglas bıraktı. Watkins, McKin, Douglas. Buendia. Abel Ruiz. Araya Barış iç girdi. Şimdi bir kontra. Barış iç bıraktı. Davis Selke. Selke bitiremiyor. Çünkü Selke'nin bitiriciliği 11. Sıkıntı yok. Bu pozisyona girmesi, kovalaması bile güzeldi. Devam. Bir taç atışı Barış iç bıraktı. Kubo, Barış iç. Gelir mi bir orta? Ama Williams'a döndü. Williams tekrar barış iç. Bir çalım. Bir orta edin. Ah dışarıya attı Ceko. Güzel güzel güzel. Tottenham yeniliyor Burnley'e karşı. West Ham Newcastle'da öne geçti. Şimdi Keş bıraktı Buendia'ya. Meti Keş götürüyor topu. Barış bırakmadı. Bailey bir orta geldi. Divev onun açısını, Ya böyle şut mu var? Karate yapar gibi tepiyorlar topu. Gol mol oluyor bu şutlar. Saçma sapan. Williams şimdi. Divev. Aleksandro Pulos. Dzeko. Selke yine harika gördü. Dev Selke. Bu sefer de dışarıya gidiyor. Bravo çocuklar. Başarabilirsiniz. İnanıyoruz. Williams 6-4'lere kadar düşüyor. Düşme Williams. Başka stoper yok. Burada Esteves de biraz sıkıntılı. Williams, Klaric, Hamza Çodori, Igor'un sakatlığı var. Pembele'yi şu sağda kullanabilirsek çok daha efektif olacak hücumlarımız ama Esteves stoper oynayamıyor. Şöyle bir çılgınlık yapalım mı? Pembele'yi buraya alalım. Ben buraya kimi çekiyorum biliyor musunuz? İbrahim Sangare. Defansif orta saha oyuncumuzu buraya koydum. İleride ise Selke Ceko değişikliği yapıyoruz biraz da Selke Ceko'ya attırmaya çalışsın. İkinci yarıya geçtik. Süpersiniz dedik. Bu tempoyu koruyun beyler. Williams kötü giderse onu ileriye atıp bir tane orta sağ alabiliriz. Forvet arkasına yani Kubo'yu oraya koyabiliriz. 6-3 oldu. Şu ataktan sonra değiştireceğiz. Eyvah. Koşar mısın Barış iç? Meti bıraktı. Dive araya girdi. Alexandra Pulos kaptırıyor. Güzel uzaklaştırdık mı? Uzaklaştıramadık ama Kubo araya girdi. Şimdi Ceko, Ceko topa bastı. Williams kontur hatamız olmadı. Selke'ye Aleksandropulos. aradan gördük Kubo'yu. Kubo, Kubo vurdu. Ah Kubo ah. Buradan hemen Williams'ı ön alana atıyoruz. Aleksandropulos'u buraya çekiyoruz. Şöyle bir değişiklik yapalım. Buraya Omar at zilini koyalım. Ona da buradan gizli forvet diyeceğiz. Değişiklikleri yaptık. Şimdi son değişikliğimizi de yapalım. Girdik buraya. Dave Selke kimi alabiliriz diye bakıyorum. Selke yerine Sadie alalım. Bu şekilde devam edelim. Haydi beyler. Haydi beyler. Başarabiliriz. Başarabiliriz bunu. Atalım kaçalım şu Aston Villa deplasmanından. Bonço araya girdi. Bir kontra atak şansı ama kaptırıyoruz. Douglas McKean eyvah Galeno bomboş vurdurma. Dışarıya gitti. Bir kere de onlar kaçırsın ya. Her geldiklerinde gol atıyorlar. Şimdi Sadik bıraktı pembele. Sadik, Sadik çevirdi. Edin ko, kral sahnede. Edin, Edin, Edin ko. Yaratıcı forvet Dzeko. Gol krallığında olan Ceko. 82'de golü buluyoruz. Kral orada bekliyor. Kral hazırlanıyor. Kral kafasını kullanıyor. Kafasını. Dakika 80 aldı. Durum beyler. Tempo çok düşük. Pas çok kısa. Burada ne yapın? Burada bir şey yapmayın. Zamanı çok geçirin. Geçiş oyunu dağılımı koru. Kademeye dön. Beklere ver. Tempoyu düşür. Geri gel, geri gel, geri gel, 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 gel. Offside taktiğini bırak, şiddeti bırak. Dövüşme, şiddete karşıyız. Sıkı markajı bırak. Tamam de. Devam de. Buradan da savunma ağırlıklı de. Gül oynaya bitiriyor muyuz? Son iki dakika korner. Bekle zaman geçsin. Bitir süreyi oyna süreyi oyna. Harikasın Barış İç. Biraz daha bekle. <laughs> Sangare, stopere devşirdiğimiz İbrahim Sangare. Hadi Aston Villa, hadi köyüne koçum. Villa çocukları sizi. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Bakın, Borna barış bir asist daha. Beklerden bir asist daha geliyor. Hocam beşliği değiştirelim. Hocam Beklerin rolünü değiştirelim. Hocam onu oradan alalım buraya koyalım. Hocam sakin. Sakin biz hallediyoruz hepsini. Sakin bak 44 puanla dördüncülüğe geldik mi? Geldik. Kaç puan kaldı? Kaç puan olan Chelsea ile Liverpool? Tamam o kadar da değil şaka yaptı. Bu arada gol krallığında da en çok golü Davis atmıştı biliyorsunuz. 21 golle Edin Dzeko 22 maçta 18 gole ulaştı. Gol krallığında da hem ligde hem de takım içerisinde yaşıyor, yarışıyor. 37 yaşındaki iç sahadayız. Ormandayız. Kırmızı Nottingham West Ham'ı konuk ediyor. David Moyes tehlikeli bir hoca. West Ham tehlikeli bir takım. Ama kadromuzdaki eksiklikler de dönüyor. Igor'u da kadroya dahil edebildik. Dive ve Williams üçlüsü stoperde. Pembele barış iç kenarlardan etkin olacak. Orta sağ üçlümüz aynı. Bu sefer Selke ile değil de Umar Sadik ile başladığımız bir iç saha maçına. Haydi beyler. Williams, Igor, Kubo, bir Küçük Maestro Japonumuz Sadik bıraktı Kaptan Barış içi gördü Barış iç Sadik tekrar Barış iç. Kubo Barış nişan aldı Pembele Umar Sadikle golü buluyoruz dakika 4'te bütün stat ayağı. coşkulu bir şekilde başladık maça Barış yine Yine harika kesti Destek veren pembele geldi şu sağ ve sol bek uyumunu görüyor musunuz? Bu beşlideki en kritik yerin detayını, önemini görüyor musunuz? Olay bu. Şu iki adam bulana kadar canımız çıktı ama bu ikiliyi oturttuktan sonra gerisi teferruat. Yani bizim iskeletimiz ortadan başlamıyor. Bizim iskeletimizin en önemli parçaları kenarlarda. Şimdi Alberto. hiç bıraktı. Vitinha çok süratlendi ama dışarıya attı. Bu yetişemeyen Williams olur. Williams'ın da hızı çok iyi değil. Williams Divev bu konuda yavaş kalıyor. Igor biraz hızlı. Aynı Kubo gibi paraya kıyacağız. Bir tane de çakı gibi bir stoper alacağız ki o işi de çözeceğiz yani. Barış içimdi. Barış iç yine gole geliyor. Barış iç nişeni aldı. Aleksandra Pulos bu sefer sağ taraftan deneyeceğiz. Pembele Pembele dışarıya Alexandra Edin Ceko kral yine atıyor. Kral yine atıyor. Dakika 15'te 2-0 yaptık. Şimdi Zaldu çıkardı Vlasic, Trossard, Suçek, Alberto. Kaparsak büyük tehlike olur derken harika araya girdik. Kimsin sen? Igor. Bravo Igor. Igor divan delen sakatlıktan döndü. Bir de kafa vurdu. Çocuklar ben size süpersiniz demem lazım yani. Hakkınızı teslim edelim. Bu ne? Burada Galaxy reklamı çıkmış. Enteresan. Kubo harika bir müdahale yaptı. Şimdi Ceko. Ceko 4 kişinin etrafında pasını verdi. Hocam kontraya çıkıyoruz. Barış hiç ortayı muzu yaptı. Sadik vurdu. Direkten dönüyor. Yani dışarıya çıkıyor. Şimdi kaptan. Bu sefer kaptan ortaladı. Sadik vurdu. Golü atıyor. Hakem bir dinleyin beyler. Çok gol attınız 29 dakikada diyor ama biz atmaya devam edeceğiz hocam. Mesajını verdiğimizde o zaman yapacak bir şey yok dedi. Timothy Pembele. Hocam, hocam bu kadar ağır karar veremezsin. Bunu yapamazsın bize ya. Vallahi ayıp ya. Şimdi kimi alacağız? Kimi alacağız? Sabeke Esteves alacağız. Buradan Igor'u çıkartalım. Igor biliyorsunuz sakatlıktan yeni döndü. Çok da zorlamayalım. Esteves'i buraya alalım. Dengeli'ye geçelim. Birazcık buradan tempomuzu düşürelim. Tempoyu buradan da düşürelim. Beklere de verebiliriz. Buradan pres şiddetimizi bir tık düşürelim. Bir tık geriye gelelim. Devam beyler. Yapacak bir şey yok. Bak el kol yapma. Yan taraftan boş. Böyle böyle bir şeyler yapıyorsun. Divev güzel girdi karaya. Sadik şimdi indiremedi. Yanuza. Zuma. Jim City. Suçek. Güzel paslaştılar. Vitinia aradan bıraktı. Vlasic gole atıyor. Al işte. Rahatladınız mı? İstediğiniz oldu mu? göz göre göre bize karşı cephe alıyorlar ya. İlk yarayı bu şekilde bitirdik. Kötü oynayan bir oyuncumuz yok. O yüzden aynı şekilde devam edeceğiz. İkinci yarıya başladık. Süpersiniz beyler. Şu 65'e kadar gol yemezsek çok rahat kazanırız. Pavon'u oyunu aldılar. Biz kimi alalım? Kubo'yu dinlendirebiliriz. Esteves uzaklaştırdı. Suçek topu götürüyor. Ya da şöyle yaparız. Forvetlerden birini çıkartırız. Mesela Ceko dinlensin. Orta sahayı biraz daha güçlendiririz. Bir ön libero alırız. Oradan geçit vermeyiz diye düşünüyorum. Barış iç biraz duraksadı. Igor Divev kendi kalesini atıyor. Dakika 60'da. Şimdi dakika 75 oldu. Artık dediğim gibi yani buradan Ceko'yu çıkartıp Hector Herrera'yı alıp Hector Herrera'yı buraya koyacağız. Daha doğrusu Aleksandropoulos'u buraya gizli libero olarak koyacağız. Orada biraz dövüşsün. Hector Herrera burada defansif oyun kurucu destek olsun. Kubo merkez orta saha hücum kalabilir. Kanat bek savunma, kanat savunma olsunlar. Buradan çıkmasınlar. Buradan zaman geçirmeyi arttırdık geçiş oyununda yine tempoluyu falan düşürdük. Pres şiddetini düşürdük. Kaleciye çıkarken baskıyı kapattık. Onları da ortaya zorlayalım. Çünkü ortaya bir tane de gizli libero koyduk. Oyuncularımıza süpersiniz dedik. Son 10 dakikayı bitirmemiz lazım. Şimdi Kubo bıraktı. Sadi'ye çok kötü bir top attık. Trossard'la geliyorlar. Alberto ortaladı. Vlasic dışarıya gitti top. Beyler sakin. Sakin. Aa, biz bir dakika. Biz üçüncü değişikliği yapmadık. Dur o zaman bir de orta sahadan Kubo'yu çıkartalım. Kubo yerine kimi alalım? İbrahim Sangare'yi alalım. Şöyle çift ön libero yapalım buraya. Sen de burada savaşçı orta saha. Biz buradan savunma ağırlıklıya geçtik artık. Tempoyu daha da düşürdük. Değişiklikleri yap. Evet. Bir şekilde kazanmasını bildik. Maç bir anda zora girdi. Hem kendi kalemizi attık hem kırmızı kart yedik derken yine de 3-2 kazanmasını bildik. Rüzgarımızı arkamıza aldık. Gidiyoruz 4. sıradayız. 47 puana geldik. 3. Manchester 50 puanda arkamızda Aston Villa Tottenham 44'te West Ham'ı yendiğimiz için 42'de kaldı. City 40, Arsenal 38 puanda. Gerçekten bence büyük oynuyoruz. Arsenal yönetimi Luiz Enrique'nin görevine son vermiş. E tabi onlar da haklı şimdi adamlar İlk onda şerefli dokuzunculuk peşinde Arsenal. Herkes bir Nottingham gibi ilk 4 falan zorlayamıyor yani haklılar. Ama bu haksızlık değil mi beyler bakın. Bana da 300 puan vermişler. Klopp'a da 300 puan vermişler. İkimizin de kazanma yüzdesi %100. İkimiz de 4 maç oynamışız. Vay efendim birinci Klopp. Evet, sadece pembeleden yoksun bir şekilde yine benzer bir kadro ile Newcastle United deplasmanına çıkıyoruz. Newcastle bu kadar parayı ezdikten sonra 20. sırada olmaları da gayet ilginç tabii ki. Biliyorsunuz ki oyunu onların satın alındıktan sonraki bütün bütçelere eksi eklendiği müthiş bir paraları var ama nasıl 20. bilmiyorum. Biz 100 milyona çeşit çeşit oyuncular alıp satıyoruz, takım kuruyoruz. Bu arada şunu da açıklık getireyim. Yani ben sürekli onar beşer oyuncu alıp satmayı çok istemesem de oyuncuların yaklaşımları şimdi kulüple kulübün itibarı ulusal olduğu için gelen oyuncu kendini kulüpten büyük görüyor ya da gelmek için yıldız olarak kontrat istiyor. Ve bunu verdiğinizde 3 maç oynatmadığınızda isyan çıkartıyor. E onun isyanına diğer oyuncular katkı sağlıyor. Takım içi huzursuzluk oluyor. Böyle yapan veya üzgünüm, müzgünüm diyen oyuncuları Temizliyoruz, yenilerini alıyoruz. Bir diğer gönderdiğimiz kişiler ise performans vermeyenler. Şimdi kalkıp da mesela biz neden Monçu'yu satalım, neden Barış'ı satalım? Yani bunları para için tercih edecek değiliz. Bu arada ilk yarı bitmek üzere ikinci hatamızı yapıyoruz. Sadik vuramadı, Pedro ile bir kontraya çıkıyorlar. Raul offside, offside hocam offside, zorlama zorlama. İlk yarı bitti. Pek pozisyona giremedik. Karşılıklı birer pozisyon izledik. Şimdi bakalım neler olmuş. 6.50 var bir tane. Defans attığımızda sadece. Çok da kötü bir reytingimiz yok gördüğüm kadarıyla. Davis Helke takviyesi yapsak mı? Ama ikinci yarıya bir başlayalım. Sadik o kadar kötü götürmüyor. Başarabiliriz dedik. Barış içi ortaladı. Arka direkt direkten döndü. Ceko yetişemedi ve dışarıya çıktı. Borna iç sakatlanıyor. Şimdi sol tarafa mecburen Divev'i, şey Igor'u koyacağız. E, Kostas Manolas'ı mı alsak yoksa bir orta saha takviyesi mi yapsak? Kubo'yu buraya koyalım. Buraya da Hector Herrera'yı koyalım. Biraz daha böyle oynayalım. Başarabilirsiniz dedik. Kaptan ortalıyor şimdi. Sadik vurdu. Yine direkten dışarıya çıkıyor top. 65'lerde bir değişiklik daha yapabiliriz. Sadiye gönderilen top Martinez'e gönderdiler. Kaleciyi başlatacak oyunu. Yine kısa başladılar. Paulista, Bruno, Nakajima. Eyvah bu nasıl boşluk? Beyler. Çok basit bir gol yedik şu anda. Yani 20. Newcastle'ın durdu durdu bize mi şey yapacak yani? Ah ah. Şöyle duralım. Buraya geldik. Kubo buradan çıksın. Üçüncü bir forvet olan Dave Selke'yi alacağım. Ceko'yu pivot hücuma çekerken Selke ise çalışkan destek olsun burada. Bu arkadaşlar bu şekilde. Igor 6.20 ile oynuyor. Igor'u bir şekilde değiştirmemiz lazım ama oraya da oynatacak oyuncumuz yok. Divev, bu STS hiç kimse oynamıyor maalesef. Biz Igor'a çıkmamasını önerelim. Standart ve otomatik olsun. STS de aynı şekilde kafalarına göre oynasınlar. Birazcık koşu yoluna uzun topa dönelim. Duran top kazanalım. Daha fazla havadan orta açalım. Geniş alana yayılalım. Yaratıcı oynayalım biraz. Geçiş oyununda topu yine ayakla pivota hızlıca gönderelim. Buradan artık tamamen çıktık. Ve rakibi ortaya zorlayalım. Hücum anlayışına geçtik. 3 tane hücumcumuz var. Bu iki değişiklikten sonra son değişikliğimizi de yapalım mı? Kostas Manolas nerede oynar? Bence Manolas'ı sol bek'e koyalım ya. Yani. Çünkü burada değiştireceğimiz başka bir şey yok. Evet, 3 değişikliğimizi yaptık. Taktiksel değişikliğimizi yaptık. Buyorken uzun gönderdi. Centilmenlik yaptı herhalde sakatlık olduğu için. Williams uzun gönderdi ama isabetsiz şimdi. Bunları atacağız ama isabetli atacağız. İsabetli atamazsak işte direkt böze böyle döner. bir serbest vuruş daha. Raul vurdu. Kalecimiz kontrol etti. Şimdi uzun gönderecek. Savunma arkasını atabilecek miyiz? Attık topu. Ceko aşırdı. Dev Selke gidiyor. Selke içeriye baktı. Orta geldi ama adamın kafasına nişanladığı için isabetsiz bir orta. Şimdi orada pembele olacaktı. Şak diye kesmişti kafaya. Raul çok sert ama tribünlere. Vitinha Selke araya girdi. Selke topu taşıyor. Aradan Umar Sadi gördü. Sadik karşı karşıya hocam. Ya ne güzel atacaktık ya. At ulan oradan. Hadi kaptan. Tak onu kaptan. Gene direkten döndü. Hey Allah'ım. işe bak ya. Esteves şimdi. Şimdi artık burada aşırı hücum dedik. Geldik buraya. Manolas'ı çıkarmayacağız ama Esteves'i buraya çıkartacağım. Yani aşırı hücum dedik. Daha da çok yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Gomez. Burada baskı yapıp almamız lazım. Baskı, 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 baskı. Haydi bir kişi fazlayız. Kullanın şunu. Evet, 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 evet. İt, 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 it. Çıkamasın oradan. Çıkamasın. Adam 6 kişiyi peşine taktı gidiyor ya. Dik hemen dik Ceko'ya doğru. Ceko'ya doğru. Şimdi bir duran top. Kaptan ortaladı. Sadik vurdurmadılar. Dönen topu Aleksandra Pulos aldı. Esteves. Kaptan tekrar. Manolas. Manolas. Kostas Manolas. Al topu gel. 88'de sonunda aradığımız golü buluyoruz. Devam, 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 devam. Aç içeriye, vur kafayı. Dive, bir daha kes, bir daha kes. Doldur içeriye. Tekrar Kostas Manolas bıraktı. Deviselke, çalımı attı. Sadık şimdi Manolas'a bıraktı. Manolas, Manolas ortayı yaptı. Deviselke vurdu yine direkten dışarıya çıkıyor. Devam, devam, artı altı geldi. devam Olmadı ya, olmayacak takıma. Şuraya bak, 24 şutumuz var. 88'de eşitleyebildik ancak. Ya şu ivmeye baka, bakar mısınız şuradan? Şu dakika kaç? 50'lerde mi? 60'larda mı? 60 desek şu 30 dakikayı üst düzey baskıyla oynadık. Yani 7 tane korner falan direkten dönenler olmadı. Tamam en çok siz düşmeyeceksiniz. Hadi 19. oldunuz. Bravo alkış size. Zengin ya zengin. Para parayı çarçur etmişler hep. Baksana 70, 60 almışlar durmuşlar. Almışlar durmuşlar. Bak buraya bak. 20, 20, 20. Yemişler bütün parayı. Burada 145 milyon, 53, 33. Sonra 19'uncular. 2 hafta sakat barış. Yenilmezlik serimiz 5 maça çıktı. Burada Manchester, Southampton, Aston Villa, West Ham ve Newcastle şeklinde. <laughs> Haftanın takımında Manolas Solbeck olarak seçilmiş. Haftanın sol veki. Yapma kral. Haziranda emekli olacağını açıklıyor. Ceko ile biz bir sene daha oynamak istiyorduk. Emeklilik kararını tekrar düşünecek o. Sen seneye bize de lazım. Ceko bir hafta sonra teklifimizi düşünecek yani bırakmasın. Ahali geldik şimdi Burnley maçına. İç sahadayız. Kırmızı ormandayız. Yine Burnley'de aşağılarda olan bir takım. Buradan artık galibiyetle ayrılmamız lazım. Gördüğünüz gibi 5 maçta bir yenilgimiz var. O da kupada. Yıldızımız Ceko'dan gol bekliyoruz. Gol krallığı yolunda da iyi gidiyor. Selke'nin neden morali bozuk? Selke ilk 11 başlattık işte seni. Divev sarı kart gördü. Ceko sarı kart gördü. Şimdi Igor'la başlıyoruz. Kubo, Divev, Manolas, Williams. Uzun gönderdik. Esteves yetişti. Tek de ortaladı. Ceko vurdu ama savunmadan dönüyor. Araya girdik, kaptık. Williams, Manolas, Manolas topla çıktı. Kaptan. Monç. Divev. Evet. Igor. Kubo. Kubo ortaladı. Dev Selke ile golü buluyoruz. Dakika 27'de Selke golü atıyor. Harika bir organizasyon oldu. 30. dakikaya girerken 1-0 yaptık. Kırmızı Orman'da taraftar coşkulu. Yürüyüşümüz devam ediyor. Ve devre arasına girdik. Devre arasında şöyle bir göz atalım sarı kartı olan oyuncularımıza birazcık sakinleşmelerini söyleyelim. Dive ve buradan geldik. Yine sertliği azalt dedik. Buradan Edin Dzeko'da sarı kart var ama kral gol krallığında gol atmasını da istiyoruz. Onu biraz daha tutalım. Sadece yerlerini değiştirelim. Burada ona yardımcı forvet hücum diyelim. Selke çalışkan forvete devam etsin. O da hücum kalsın. Başka da değişiklik yapmak istemiyorum. Tempomuzu yine koruyacağız. Çünkü ikiyi de bulmamız lazım. Bravo beyler süpersiniz. Süper gidiyoruz süper. Bak süper deyince mutlu olmuyorlar artık. Daha fazlasını istiyorlar demek ki. 4 sarı kart gördük. Şimdi kaptan monçu. O ne lan? O ne? Böyle orta mı var? Saçma sapan. Şimdi esteves. Bıraktı Aleksandra Pulos. Kaptan müthiş yatırdı. Kaptan vurdu dışarıya. Şimdi bir oyuncu değişikliği yapalım. Artık dakika 67'ye geldi. Stoper attığımıza genç oyuncumuzu koysak mı? Sarı kartlardan birini çıkartıp Edin da çıkartmayı düşünüyorum. buraya James Clarice'i koyalım. Hücum attığımızdan da Ceko yerine Umar Sadi'yi koyalım buraya. Buraya yaratıcı forvet diyeceğiz kendisine. Değişiklikleri onayla evet dedik. Herrera'yı da Kubo yerine veya Moncu yerine oyuna alırız. Keşke bir gol daha sıkıştırabilseydik çok rahat götürürdük maçı ama derken şimdi Umar, Umar, Umar Sadik yine direkleri dövüyor. 31 numaralı formasıyla. Şimdi Brownhill, Konoplia orta geldi. O oh, bak kaleciyi de geçecek. Kardeş futbolda offside diye bir şey var. Hani sen bilmiyorum Mustafa Sarıgül'ü izledin, offside'ı kaldırıldı sanıyorsan İngiltere'de yok öyle bir şey. Bak bak siz de görün de belki göremeyeniniz vardır. Bak ta nerede. Şimdi artık son değişikliğimizi yapalım. Şöyle bir orta saha takviyesi istiyorum. Ee, ya da tek forvet bırakıp Selke'yi çıkartıp İbrahim Sangare'yi alabiliriz buraya. Daha diri bir e, oyuncu olarak kendisine de şurada gizli liberoyu verdik mi paramparça eder... Kubo'ya da merkez ortası destek diyelim. Hücum olmasın. Buradan tempoyu düşürdük. Zaman geçirmeyi arttırdık. Pas şeklimiz kısa zaten. Buraya geldik. Yine beklere verebiliriz. Tempoyu düşürdük. Kademeye döndük. Buradan bir tık geriye geldik. Bir tık çektik. Kaleci pres şiddeti azalttık. Offsite'ı kapattık. Ortadan zorluyoruz. Değişiklikleri onayla. Evet dedik. Oyunculara süpersiniz dedik. Kamula şimdi Richards ortaladı. Solet. Niye boş bu adam? Bu adam niye bomboş orta sahada 3 tane defans bir tane gizli libero koyduk ya. İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil. Yani bak bu adam elini kolunu sallaya 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 geliyor. Ya şu yapay zekanın taktiklerde bu kadar aptallaşmasına müsaade etmemeli bir oyun. Bak taçta 4 kişi oraya yığılıyor. O yüzden bu taş taktikleri başarılı oluyor. Hızlı bir geri dönüş yapmamız lazım. Sen iki yönlüsün. Sen burada ofansif oyun kurucu. Sen burada gizli forvet. Ee, sen burada savaşçı orta ortası destek oluyorsun. Kaçanları görüyoruz. Havadan orta. Çok uzun. Çok hızlı. Zaman geçirmek yok. Yaratıcı oluyorsun. Devam. Tempoyu düşürme. Çık ileri. Çık ileri. Baskı şiddetimizi arttırdık. Offside'ı kullan. Hatta sen de buraya katıl. Sen de buraya katıl. Evet. Şimdi Trot uzun 10 gönderdi. Igor girdi araya ama maalesef topu takımımıza aktaramadık. Brownhill, Richards. Kapalım. Şurada şu topu kapmamız lazım ya. Holgate geriye bıraktı. Uzun gönderdiler. Savunmamız Gamvula'yı bir türlü durduramadı. Yani oraya 72 kişisiniz ama bir Gamvula'yı durduramamak nedir ya? Şimdi Umar Sadık bıraktı Kubo. Aradan Umarsa diye. Umar Sadık, Umar Sadık, Umar Sadık işte be. Sonunda biz burada uğraştırıyorlar, strese sokuyorlar. Geç pozitife. Gel buradan. Sadece şuraya ayarlayacağız. Şu şiddeti azalt. Tamam. Geri kalanda bir değişiklik yok. <laughs> Ama uğraştırdınız ya. Hayır Burnley sen de neyine direniyorsun? Newcastle'dan mı gördün yani? Papaz her zaman pilav mı yiyecek? Biri yaptı diye hepiniz gelip geçip galibiyet alacaksınız. Yok öyle bir şey. Hadi köyünüze. En çok kim kümede kalacak? Gidin siz onunla uğraşın. Dördüncü sıradayız. 51 puandayız. Üçüncü Manchester 53. Arkamızda Tottenham 48. Aston Villa 47. West Ham 46. Leeds 40. City 40. Arsenal 39. Yani Arsenal'e 12 puan fark atmışız. Geldik Arsenal deplasmanına. Formasını, donunu, çorabını verdiğimiz Arsenal iç sahada bakalım bize karşı neler oynayacak. Evet Arsenal deplasmanına çıkıyoruz. Bu da bölümümüzün son maçı. Maalesef iki bekimiz birden yok ama Esteves fena performans göstermiyor. Şimdi kaptan ortaladığı Ceko vurdu. Şanssız bir an. İleri hatta yine Sadik ve Ceko'yu tercih ettik. Divev, Williams, Williams bıraktı. Bu şey bu Williams ee, nedir? Düşük bütçeli Van Dijk. Umar Sadik şunu atsam şunu atsam bayram havasında geçirecektik. Kaptan Monch ortaladı. Şimdi Esteves, Esteves, Esteves bıraktı Williams, Igor. Igor, Igor gidiyor gidemiyor. Virajı alamadı. Kubo ortaladı. Sadik vurdu. Yine direğin üstünden dışarıya. Bence güzel ve baskılı başladık. İlk 20 dakikada şık bir oyun oynuyoruz. Igor'a uzun bir top Papada Plos'tan. Andre Plos. Yunan arkadaşı hep karıştırıyorum. Manolas. Diwev. Aradan, aradan Kubo, Kubo. Beter ol Arsenal. Beter ol Arsenal. İntikam alınacak. Arsenal'i böyle 10. değil 15. li iteceğiz onları. Arsenal, seni gidi Arsenal seni. Bak hala bizim verdiğimiz formayı giyiyorlar. Kırmızı başka hiçbir şey yok önlerinde. Yazmazı. Dümdüz. Şimdi Esteves. Alexandra Pulos. Alexandra Pulos sağ sol sağ sol yaptı. Evet Umar Sadik. Kubo Sadi müthiş kaçırdı ama Sadi de kendi kendine kaçırıyor. Ah Sadik ah. Ya yani şöyle de bir şey var. Kaçırsa da çok pozisyona giriyor ve çok da pozisyona sokuyor. Sadin böyle güzel bir yönü de var şimdi. Atamıyor diye sövüyoruz, kulaklarını çınlatıyoruz ama yani Ceko'nun bu kadar performansı yükselmesinde falan hep de Sadin etkisi var. Şimdi Jones topla çıkıyor. Araya Este ve Sarika girdi. Yine Umar Sadik. Yine golü kaçırdı. Ceko dönen topu aldı. Bıraktı Igor'a. Igor neler yapıyorsun Igor? Igor bir viraj falan almaya çalışıyor. Onço harika bir muz yaptı. Kostas Manolas dışarıya gönderdi. Yani bu kadar çok pozisyona girip bunları atamamak umarım ikinci yarı bizi üzmez. Manolas 6.30 bu ilginç bir istatistik ve sarı kartı var. Bence genç oyuncumuzu buraya koyalım. Hiç risk almayalım. Ya da ya da biz yine aynı sistemi deneyelim. Sangare'yi burada deneyelim. Soyunma odasına gittik. Asistana bıraktık. ikinci yarıya başladık. Süpersiniz beyler. Martinelli'ye bak. Bizim eğlencesine kurduğumuz şalke kadrosuna benzemez bu. Martin 50 değil, Martin 60 bile olsan sökmez bize. Devam. Aleksandropulos değişikliği yapıyoruz hemen. Şurada bir aksama, bir sıkıntı gördük. Buraya da bu arkadaşı defansif oyun kurucu destekliyoruz. Diğer yandan Ceko'da sarı kart var. Buraya bir dev selke yapıyoruz. Şöyle bir yer değiştiriyoruz. Değişiklikleri yap devam dedik. Oyunculara süpersiniz demeyelim. Şu atak bir geçsin. Mazrui ortaladı. Arkada Tavares. Tavares ortaladı. Uzaklaştırıyor muyuz? Thomas. Bir orta daha. Kale. Kale sende o. Kale. Süpersiniz. Şunu iki yapalım. İki yapalım. Arsenal'le dalga geçmeye devam edelim tribünlerde. Williams müthiş çıkış gösterdi. Esteves Selke'ye bıraktı. Tekrar Esteves. Muz geliyor mu? Ah Selke kaptırdı topu. Şimdi Thomas'ta bir Arsenal atak başlangıcı. Tavares'te oradan iki kişi geliyorlar. William Saray'a harika girdi. Kaptan uzattı. Umar, 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 Umar Sadik. 31 numaralı formasıyla golünü atıyor Arsenal'e. Bay bay Arsenal. Bay bay şerefli 12.lik. Bay bay. Gouri uzaklardan bir şut atıyor ve kalecimiz avlandı bu şuta. Bunu yememeliydik. Basit bir gol. İlk isabetleri oldu dakika 80'de. O da gol oldu işte. Bu da bizim şansımız. Bir orta arka direkt di ve vurdu dışarıya. Yani kaç oldu sağdan, soldan, ortadan, ilerden, yandan dövüyoruz şu kaleleri. Şimdi saçma sapan bir bak 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 bak. Böyle beleşe gol atacaklar ya. Böyle beleşe gol atacaklar. <laughs> Komedi ya. Gerçekten hani oyun Arsenal üzülmesin, puan kazansın diye çabalıyor. Şuraya bak şuraya. 17 şutumuz var. 2 şutta 2 gol atan vasat Arsenal'e bir puan kaptırdık. Yani gol ihtimali olmayan ya şuralarda sürünen kalecimizin formasını görmeyen Arsenal iki tane gol atamamalı bu oyun. 12 tane kornerimiz var ya. Delik deşik ettik ama bitiremeyince olmuyor işte. Sonuçlara bir bakalım. Aston Villa berabere kalmış. Tottenham kazanmış. City kazanmış. West Ham Chelsea berabere kalmış. Manchester berabere kalmış. Haliyle puan farkı 2 olarak devam ediyor. Yani kazansaydık gerçi avarajımız yetmiyor ama üçüncüyle puan puana gelmiş olurduk. Ki bu da bence zaten şu yerimiz bile çok üst düzey diye düşünüyorum. Ama 10. Arsenal şerefli 10.luk için bizden 1 puan aldığına epey seviniyordur. Liverpool Şampiyonlar Ligi vizesini kapmış. Bize prim birim bir şeyler ödenmiş. Evet dostlar bu bölümü tamamlıyoruz. Bu bölümde bir kez yenildik. O da kupada Arsenal'eydi. Önemsemediğimiz bir maçtı. Kupada istemiyorduk. Ama ligde tam tamına 7 maça çıktık. 7 maçta 2 şanssız beraberlik aldık. 5 tane de galibiyet aldık. E, bu sonuçlar ardından 3. hedefimize koyduk. 2 puan farkımız var. 4. sıradayız. Çok iyi gidiyoruz. Bir sonraki bölümde baktığımızda bölüm sonu canavarı olarak bir Chelsea bir de City var. Diğer takımlar bize denk ama görüyorsunuz 20. sıradaki bile bir saçma e, algoritmayla, ivmeyle, bir şeyle bize çelme takabiliyor. Her ne kadar bir City'yi zor görsek de çıkar City'yi içeride yeneriz, gider burada saçma sapan Bournemouth'a yenilebiliriz. O yüzden her şey e, son maçlara kadar devam edecek. Bir sonraki bölümde de 3. sezonu tamamlamış olacağız. Ana sayfamıza geldiğimizde 19 golle Edin Dzeko yağdırmaya devam ediyor. Timothy Pembele 11 asiste ulaştı bu sezon. Ama beklerimizdeki sıkıntıyı kaç maçtır görüyorsunuz. Ya Pembele cezalı Barış İç sakat. Ya Barış İç var işte Pembele sakat. Ya Barış İç sakat, sakat ya bir şey oluyor. Birkaç maç ikisini aynı anda kullanamadık. Bu bizi biraz aşağıya çekti. Diğer yandan defansımızda aksayan performanslar var. İşte buraya Williams olsun Marolas olsun Igor olsun bu üçlünün yerine iki tane büyük para harcayıp iyi e stoper aldığımızda bence çok müthiş bir kabroya sahip olacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.